Halit Kıvanç 97 yaşındaydı. 1925 doğumluydu. Salı günü hayata gözlerini yumdu. Yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı kronik rahatsızlıklar vardı ve oğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu vefat haberini. Tabii Türk spor basını ve Türk radyo yayıncılığının duayen ismiydi. 97 yıllık yaşamına 200'den fazla ödül sığdırmıştı. Bugün Halit Kıvanç için öncelikle kurucularından olduğu Spor Yazarları Derneği'nde saat 10.30'da bir tören yapıldı, bir anma töreni yapıldı. Ailesi, sevenleri, yakınları ve çok sayıda da basın mensubu katıldı bu törene. Ve sonrasında da Zincirli Kuyu Camii'ne getirildi. Saat öğlen namazına mutakip cenaze namazı kılınacak. Sadece 10 dakika falan kaldı yaklaşık. Ve şu anda biz caminin avlusundayız. Mustafa Taş size gösteriyor. Büyük bir kalabalık var. Sevenleri, yakınları ve basın camiasından da çok sayıda katılan var. Tabii Kıvanç 97 yıllık yaşamına tekrarlayalım 200'den fazla ödül sığdırmıştı. Ve radyo ve televizyon sunucusuydu. Gazeteci ve maç spikeri olan Kıvanç ayrıca yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç'ın da babasıydı. Tabii olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker ve 10. Dünya Kupası finalini radyo ve TV'de de anlattı. Sunuculuktaki 50. yılını 2005'te bir jübileyle sona erdiren Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül aldı. Tabii şu anda cenazede oldukça kalabalık. Şu anda aslında o bölgeye geçmekte de zorlanıyoruz. Tekrarlayalım, saat 10.30'da Spor Yazarları Derneği'nde, kurucu Kıvanç'ın kurucusu olduğu Spor Yazarları Derneği'nde bir anma töreni düzenlendi. Ve sonrasında da cenaze buraya geldi, Zincirlikuyu Camii'ne. Ve öğlen namazını mutakip cenaze namazı kılınacak. Sonrasında da defin işlemi yapılacak ve yine Zincirlikuyu'ya defnedilecek. Salı günü hayatını kaybetmişti Halit Kıvanç. Yaşlılığa bağlı olarak kronik rahatsızlıklar yaşıyordu ve oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya üzerinden babasının vefat haberini duyurmuştu. Ancak şunu söyleyelim, burası oldukça kalabalık. 97 yıllık yaşamında ilkleri yapmıştı, ilkleri başarmıştı ve Kıvanç da bugün şu anda artık son yolculuğuna uğurlanıyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.